Buradalar vakt, vakt. Ötüp ketadigan narsa. Bu vakt şunday narsa ki hammamizda bor. Lekin hiç kasımız onu kolumuzda ushlab tura olmaymiz. Müslüman odam vaqtni g'animat bilishligi kerak. Zaman o'tadi, vaqt o'tadi, alamlar tugaydi, mashaqqatlar ko'tariladi, o'lim hamma narsani yuvib yuboradi. Lekin yaxshi odamlarning qilgan savobli amallarini mukofot qoladi oxiratga. Yomon, fosiq, zolim, kofirlarning qilgan amallarini jazosi qoladi oxiratga. Dunyodagi lazzat ham o'tkinchi, mashaqqat ham. Boylik ham o'tib ketadi, kambag'allik ham tugaydi birodarlar. Mana tarixni o'qisak qarasangiz, ulug' insonlar o'tdi, notavon insonlar o'tdi. Boylar ham o'tdi, kambag'allar ham o'tdi. Sahiy ham boy ham o'tdi, ahmoqlar ham o'tdi, daho ham o'tdi. Zolim ham hayotini yashab tugatdi, mazlum ham. Hammasi tuproq ostida yotibdi hozir. Ulardan nima qoldi? Qilgan yaxshi yoki yomon amalining zikri qoldi va mana shu qilgan yaxshi yomon amaliga oladigan mukofot yoki jazosi qoldi. Birodarlar, g'animat bizga ham, bizni qiladigan ishlarimiz. Hammamiz ketamiz. Yaxshi kun ham, yomon kun ham tugaydi. Lekin nima qoladi bizdan? Qilgan savobli amallarimiz qoladi, mukofot yoki jazosi. Bandadan sodir bo'layotgan amalni qabul bo'layotgan bo'lmayotganligini kim biladi? Bandadan sodir bo'layotgan amalni qabul bo'layotgan bo'lmayotganligini kim biladi? Faqat Alloh biladi. Ammo ulamolar aytadi, ayrim belgilari bor. Alloh sendan rozi bo'layotganligini ayrim alomatlari bor. Qarang. Alloh o'zi bilgan bir yo'l bilan sizga bildirib qo'yadi nimani? Sizdan rozi bo'layotganligini. Ishlar zurishib ketganidanmi? Pullaringiz ko'payib ketganidanmi? Zuvolingiz katta olganidanmi? Xudo yoqqan joyimiz bor, zuvolamiz katta olgan ekan. Agar Alloh azza va jalla o'zi bilgan bir yo'l bilan sendan rozi ekanligini senga his qildirib qo'ysa. Qayerdan bilasiz-da u his qildirar ekan? Masalan, yaxshi tush ko'rdingiz. Payg'ambarimiz shu yuzga kirdida sizni yaxshi odam ekanligingizni aytdi. Bu yaxshilik alomati bu. Bir sahoba kirdi, sizni qilayotgan ishlaringizdan xursand bo'lganligini ko'rdingiz. Bu Alloh bildirayotgani bo'ladi. Solih insonlar seni maqtayotganligi, haqda turgan insonlar seni yaxshi ko'rayotganligi ana shu Alloh rozi bo'layotganligini alomatlardan bittasi deb umid qilinadi. Yaxshi odamlar maqtayapti seni. Xalq yaxshi ko'ryapti seni. Salohiyatli amalda turganligingda o'zing topish uchun haromdan, topish uchun zulmdan ehson qilsang maqtaydiganlar ko'p bo'ladi. O'sha ehsonini yeganlar. Lekin sen ehson qilmasang ham maqtayotganlar bormi seni? Anaqada ulamolar aytadi, agar bir odamni suvda yurib ketayotganini ko'rsangiz, havoda uchayotganini ko'rsangiz, u taqvosi yo'qligini ko'rsangiz, shayton deb guvohlik beravering bunga deydi. Tushunarlimi? Savob xayr ehson qilyapti, yetim yesirga ehson qilyapti-yu, bu yerdagi ishlari xira oladigan bo'lsa, bu odamni bu maqtov emas u. Biz boshqa maqtovda aytyapmiz. Va Alloh sizdan rozi bo'layotgani yana bitta alomati deydi ulamolar. Odamlarning qalbida sizga nisbatan iqbol paydo bo'ladi. Odamlarni, musulmonlarni qalbiga yo'l ochiladi siz uchun. Agar mana shunday lahzalar bo'lsa, mo'min uchun mana shu lahzalar dunyodagi eng shirin narsalar. Qarang, minal mu'minina rijalun. Mo'minlarning orasida shunday bir kishilar bor. Rajul degani arab tilida erkak kishiga ishlatilinadi, rijal degani erkaklar degani. Lekin bu o'rindagi rajul yoki rijal degan so'zdan faqat erkak kishini tushunmaslik kerak. Bu yerdagi rajul degan so'zdan qahramonni, botirni tushunishimiz kerak. Mo'minlar ichidagi botir qahramoni ayol kishi ham bo'lishi mumkin. Yosh bola bo'lishi ham mumkin. Talha roziyallohu anhu Allohga bergan ahdida sobit turgan erkaklardan ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam guvohlik berdilar. Bir odam o'tdi dunyodan. Qilgan yaxshi yomon amalini qildi, ketdi. Endi odamlar uni maqtaydi yoki yomonlaydi. Odamlarni uni maqtashi yoki yomonlashi bu odamni Allohning huzuridagi qadrini ko'tarib tushiradimi yo'qmi? Savol tushunarli bo'ldimi? Yomonlayapmiz timmay baloncha o'luvdi. Yoki timmay maqtayapmiz baloncha o'luvdi. Shu bizni maqtashimiz va yomonlashligimiz uni Allohning huzuridagi
Martabasını uzgartıradı mı, yok mu? Biz Talhat ibn Ubaydullah'ını min mata maktaydık. Kıyan amalı özü bulan ketti. Bizi maktaşımız, bizi yamalaşımız uladı manzilatını kötermeydiyem, düşürmeydiyem. Demek özümüzü kötaradıken, özümüzü düşüradıken biz özümüz zekamız buradalar. Allah rahmet kısın. Bu adam atası zor adamıdı. Bu salih insanıdı dedi. Bana şu güvahlık inşallah onun gibi fayda kıladı. Biz Talhat ibn Ubaydullah'da maktasayken, maktamasayken kıyan amalı özü bulan ketti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler kıyamet günü de bende tört tane sakıda sorulma günüce kadem onadan cilmiydi. Ömrünü almaya sarp kıldı. Yaşlı günü mübini ötküzdü. Pulunu kayırdan toptu kayırge sarpladı ve ilmi gelmen kıldı mı? Sahabalardan bir aytadı Talhat ibn Ubaydullah'ın yanına girsem gamge oyga batıp oturgen eken. Nima boldu sizge desem pulum köpeyip gitti. Şu nasıl beni gamge sap koydu dedi. Bu kanak adamlar ki ne? Pulu köpeyip gelse, kursan buluştu onu yirmi akıllı yaptı, gam gekiri yaptı. Ha onlar gam gekirgen, sebebi bu bağlı dünyada kattası kıyamette, hesap kitabı ağır buluş gibi böyle esten çıkarma geldi. Hani adam ayette, şimdi nasıl olmaz, tarikat var dedi. Tarikatlı pulun dedi. Allah, siz sarpıgen pulunu onluge, toldurup koyuşuyla inşansız gene infak ihsan kılalıysız. Doğru mu? قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Ayette geçtiğin de. Ayetin. Elbette parvardigarın bandalarından özü hohlagen kişilerin rızkını keng kılır ve özü hohlagen kişilerin rızkını teng kılır. Bu Allah'a deyişe ki mübaki mükemm bakal kılış. Neye bir nesane infak ihsan kılsengizler? Bas Allah onun ornunu toldurur. O rızk veruçilerinin yakşılığıdır. Allah vaada veriyordu. İnfak kısın, ben toldurup koyamam dedi. Ya İbni Adem'e anfik, unfik aleyk. E adam balası, infak kıl. Benim sen infak kılama. Bu sakalara dek bizden bir sözü. Sen kıl avval az genesin, Allah da toldurup koyasın inşansı. Talhat ibn Ubaydullah'ın sahavatı. İslam'daki Arapların en sahavatlılarından Talhat ibn Ubaydullah. Bir kişi geldi de yardım soradı. Uruguydu, karındaşçılığıydı ortaya koyup soradı. Şimdi Talhanıma dedi. Falan yerde bağım var dedi. 100 000 satıva gelmem dedi. Yiliğe falanca falanca meyve vere dedi. Haklasın bağını özün al, haklasın satıp pulunu veremem dedi. Bağını beri var yaptı. Bağını beri var yaptı. İnşallah iki dersindeyken Abdurrahman İbni Avf'ını dersini okuyunuz. Aytarken de ne makaleye derken. İnfakı köp kıyken. Ne makale? Ertelap 100'lü versem, keşke payet Allah 1000'lü verse. İnfakı mey ne makale derken. Biz ayetemiz aval Allah 1000'lü versin, kendim 100'lü olup göremem ben deyimiz. Şimdi bu kişiler peygamberimizden dua agen de, Abdurrahman tuprak sosyan bayi uğradı degen peygamberimiz. Şimdi bunu duada agen deyken, kardeşin infakı kılak deyken, kardeşin anı koyan deyken. Doğumla, ya bunlar ki şu duada amet durup kılıp yürüyen adamlar da bunlar. Koluda milyonlarca pulu var adam pulu ki suyan adı ette indiğin gibi oradık hayatını faravan buluşu da. Öyle şu pulu yok adam ki. Allah ette ki rızkımı berer degen imanı kuvvet berer onge. Ama bana şu adam bayrak nereginden göre. Doğru mu? Talha raziyallahu anh'u özünü yerini Osman'a 700 000 sattı. 700 000 dirhamge. 700 000 sattı. Baraka buldu. Keşke bayit pullap gibi erişti. Talhat ibn Ubaydullah pulga qarab turib, kishi shuncha pulni o'zini uyida ushlab tunni o'tkazar ekan, tun bo'yi shayton unga nimani vasvasa qilishini bilmaydi dedi. Va kechasi bilan xavotir bilan o'tirdi. Tong otganda pulni hammasini tarqatib yubordi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim? Ey inson, ulug' Parvardigoring haqida seni nima aldab qo'ydi? Shayton aldadi. Şunun için buradalar, hikmette ayetlerken, tırışçılığı masalası da, pul masalası da. Kim, ertengi gününü, gamı bilen, ertengi gününü hesabı bilen yaşayken olsa, ölümünün suhbatını esten çıkarıp koyuptu. Kim, ertengi gününü hesap kitabı bilen yaşayken olsa, indiğine manakalı var ama,
o'limni esdan chiqarib qo'yibdi. Bu kishilar ertaga o'lib qolsam-chi, qiyomatda nima deb javob beraman pulimga degan, infoq ihson qilgan, endi ikkinchi kambag'al bo'lib qolmagan bular. Mashhadiga e'tibor beringlar-da. İki kişi dalaşıp kaldı. Pul mıydı, yer mıydı? Adamlar da ortaya hakem kılıçtı. Adamlar da hükümeti görüşmedi. İşte sot aşırıştı. Birinci sot hüküm çıkarıverse kabul hükümeti ikincisi vardı. Ondan sonra balatırı sot vardı. Yıllar öttü. Bir ikincisi hop diyama yaptı. İkincisi ya Müslüman. Bob seni gidip koyama yaptı. Bu iş ne bana nahi topadı? Bittesi öyledi yine iş tuhtuydu. Bittesi öyledi yine iş tuhtuydu. Burada da dünya hayatı şun değil. Turgan bitgani mushkula. O'lim parishtasi keladi. Ketdi deydi, ish tugadi. Shuning uchun arzimagan dunyoni matohi uchun umrimizni, vaqtimizni, asabimizni, sog'ligimizni sarf qilmasdan, birodarlar, abadiy hayotimizga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak.